diyeceğim ki sürpriz bir konu oldu. Merhabalar arkadaşlar. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hemen 2000 kişi oldu. Sanırım bir canlı yayın bekleniyormuş. Zaten kızıyorlardı durmadan. Canlı yayını aç, canlı yayını aç artık. Dayak yiyecek en sonunda. Bir konuğum var. Sema Aydemir. Acun Medya'dayız arkadaşlar. Aleyküm selam Taner abi. Eyvallah eyvallah abi. Sağ olasın. Vallahi Sema kardeşimle buluştuk madem dedik. Kardeşliğimizi pekiştirelim bir canlı yayınla. Çünkü dedikodular artık bizi biraz üzmeye başladı. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Devamlı bana sorular geliyor. Sema, aleyküm selam Taner abi. Onun da selamı var sana. Taner abinin selamı var. Taner abicim. Sema ile sevgili misiniz? İşte kız arkadaşından ayrıldın. Sema ile birlikte oldun gibi böyle şeyler söyleniyor. Şimdi bizi birbirimize yakıştıran insanlara saygı duyabiliriz. Bu onların görüşü. Ama tabii bir insan karşılıklı bir şekilde birbirine kardeşim diyorsa bence bu sorgulanmamalı. Çünkü biz birbirimizi arkadaşça, dostça seviyoruz. O anlamda kimseyi zan altında bırakmamak lazım. Hani bir densiz bir cümle bu dedikodulara yol açmamalı bence. O da yanlış bir cümle kurdu. Sonuçta o şahıs, o dediğim şahıs ettiği cümlenin altındaki o zeminin nereye kayabileceğini tahmin etmedi herhalde. Onun da art niyetli bir şekilde söylediğine inanmıyoruz. Ama sonuçta burada bir kadının özel hayatıyla alakalı da böyle saçma sapan cümleler kurmamak lazım. Beni şeyle kıyaslamış, işte Nagihan'la, Turabi'yle falan kıyaslamış. Benim söylediğim cümleyle onun kullandığı cümle aynı cümle değil. Ben kesinlikle katılmıyorum. Ben oyun oynuyorsunuz karşılıklı, birbirinizle paslaşıyorsunuz anlamında söyledim. Özel hayatını rencide edecek bir cümle kullandığımı düşünmüyorum. Ama o direkt özel hayata girecek derecede riskli bir cümle kullandı. Şimdi herkesin namusu var, herkesin kızı var, herkesin annesi var, herkesin kız kardeşi var. Herkesin sahip olduğu değerler var. Bu anlamda zaten böyle bir şey olsa biz bunu açık yüreklikle söyleriz ki benim ona ne gözle baktığımı o da çok iyi biliyor. Ben de çok iyi biliyorum. Böyle şeylere inanmayın. Biz çok güzel bir arkadaşlığımız var. Yani gerçekten de kardeşim diyorum zaten Sema'ya. Bundan ötesi de olamaz hiçbir şekilde. Bunu burada bizzat belirtmek istiyorum. Herkes bilsin. Yani sevenlerim en azından bilsin. Art niyetli insanlar düşündükleri gibi düşünsün. Beni onların düşüncesi ilgilendirmiyor. Beni sevenlerim, Sema'nın sevenleri, işte bizi destekleyenler, halkımız bilsin yeter. Yani biz bu açıklamayı şu an yapmak zorunda kaldık. Çünkü yani kızla görüşmeye çekiniyoruz ya. Birbirimizi aramaya çekiniyoruz ya. Bir dedikodu olur diye. Yeter be. Yeter lan. Yine bana atar yaptırtacaksınız ya. Hayır, bir de öyle bir şey olsa niye çekinelim ki? Niye çekinelim? Aynen. Bir de niye gizleyelim? O değişik bir durum yani. Ve ayrıca Survivor'ı böyle evlilik programıymış gibi göstermeye çalışan insanların da ağzının payını verin bence. Çünkü orası çok ciddi bir platform. Orada öyle aşk meşk diye bir şey yok. Sonrası kimseyi ilgilendirmez, bizi bağlamaz. Orada aynen, kimse kimseye aşık olmuyor, öyle bir şey yok. Aynen, aynen. İşte özel hayatlar bizi ilgilendirmez. Dışarıya çıktıktan sonra kim kimle görüşüyor, kim kimle sevgili oluyor. Yani kardeşimiz dediğimiz bir insanla da dışarıya çıkıp sevgili olursak demek ki bizde bir sıkıntı var derim yani. Bunu geçen yıl da yaşadım. Kardeşim dediğim bir insanla yani yakıştırmaları ayrı bir şey. Yakıştırmaları tabii ki bir şey diyemem. Yakıştırabilirsiniz, bu gönlünüzden geçen bir şey ama zan altında bırakarak hani neden sevgili olmadığınız gibi sanki birisini aldatmışım gibi yargılamak bence yanlış. Kardeşim dediysem Sema benim için bundan sonra hep kardeşim olarak kalacak. Yani
Bunu bilin. Ona göre bu tarz dedikodulara da kesinlikle mahal vermeyin. Çünkü biz zaten birbirimize Hasan Hüseyin diyoruz yani. Ya biz bizi erkek bilelim. Kardeş olduk. Biz bizi bilelim. Gerisi bilmese de olur. Boş verin. Sema, başka söyleyeceğim bir şey var mı Semacığım? Vallahi şu an yayında olan herkes zaten gerçeği biliyor. Aynen. Kimseye de prim yaptırmaya gerek yok. Bizim gönlümüz rahat. Hiçbir şeyden çekinecek durumumuz da yok. Siz de dedikoduları bence hiç sormayın. Çünkü çok yükseliyorlar böyle konuşuldukça. Aynen. Yani tabii gazetelerde işte haber ajansları da böyle dedikodularla beslendiği için doğal olarak bu olayı, yani canlı yayında söylenmiş bir olayı belki de espri yapmak için veya samimiyetimizi yargılamak için, sorgulamak için kurduğu bir cümleyi direkt gerçek hayata yansıtmış, bir şekilde haberler yapılmış. Yok yani öyle bir haber yok arkadaşlar. Biz arkadaşız, dostuz. Yani bunu herkes bilsin, bizim sevenlerimiz bilsin. Yeter. Bu saatten sonra da bu konuyla alakalı kesinlikle bir dedikodu yapılmasın. Çünkü artık kızla görüşmeye çekiniyoruz birbirimize. Yani kaç gündür birbirimizi aramıyoruz bile. Ben şimdi Acun medyaya geldim. Beni görünce işte Sema bir mesaj çekti. Ondan sonra kız gelmeye çekiniyordu. Ben gel ya dedim. Ne olacak dedim. Biz böyle mi olacak ya? Bizim arkadaşlığımız böyle mi olacak? El alem ne derse desin. Sonuçta hiç önemli değil. Önemli olan bizim birbirimizi bilmemiz değil mi ablacığım? Ve bu yayını da Acun Medya'dan yapıyoruz arkadaşlar. Resmi olsun dedik. Resmi olsun diye Acun Medya'da buluştuk. Acun Medya'da bu yayını yapıyoruz. Bilginiz olsun. Atar yapmıyorum, yanlış anlamayın. Ben geçen 3 tane ablamıza atar yaptım ya. Her yere yaymışlar. Eyvallah, benim bu hikayedeki Ferhat'ım. Rolüm eyvallah sadece kardeşim. Olur da bir gün Adem'e kız istersek çikolatayla çiçeği taşırım. Benim hikayedeki rolüm bu. Evet, resmi olarak tescilledik arkadaşlar. Sadece arkadaşız. Ve bundan sonra da arkadaş olarak kalacağız. Eyvallah, eyvallah. Sağ olsun, herkes var olsun. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Hepsini okuyoruz. Bak, Musa sana bayılıyormuş. Sağ ol Musa'cığım. İltifatlar yağıyor şu anda. Dizi istiyorum madem. Hayırlısı bakalım. Aleykümselam. Bakü'ye selamlar arkadaşlar. Kardeş vatanımız Bakü. Semacığım, İstersen biraz konuşabilirsin. Derdini anlat. Adem'in kolu yoruldu. Azerbaycan'a çok selam. Bir de şey soruyorlar. Turabi ile Adem küs mü? Sürekli bunu yok, soruyorlar. Ben küs de değiliz. Anlatmaya çalışıyorum. Yok, kesinlikle küs değiliz. Onu son bir ayda tamamen hallettik. Hiçbir şekilde bir problemimiz yok Turabi ile. Özünde de iyi çocuktur Turabi. Yani bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Kötü çocuk değildir. Ben kimsenin kimseyle şey kaldığını sanmıyorum ya. Konuşmayan birileri yok, değil mi? Benim asla görüşmeyeceğim biri diyeceğim yok, hiç kimse yok. Yani. Hani gördüğümde selam vermeyeceğim diyeceğim kimse yok. Geçen seneden vardı. Bu onları görürsem yok. Belki selam vermem. Belki konuşuruz. Belki konuştuktan sonra bazı şeyler hallolur. Çünkü sonuçta ben kin nefret besleyen bir insan değilim. Belki bugün yarın Serhat'ı da gördüğümde gelip bana selam verdiğinde aleyküm selam derim yani. Sonuçta düşmanım değil. Bugün bu arada Damla ameliyat oluyor arkadaşlar. Buradan da geçmiş olsun evet, diyoruz. Akşam Damla'ya konuştuk. Geçmiş olsun ve tüm Damla severlere de aynı şekilde geçmiş olsun dileklerimizi ailesi başta olmak üzere iletiyoruz. Evet.
geçmiş olsun. Sen niye elini öyle yukarıda tutuyorsun? Kolun daha, birazdan yorulacak. Daha güzel. Ebrek ebrek yakından çekmeyeyim diye. Baksana çok ebrek oluyorsun. Evet. Ben de yalnız zayıfladım ama fena değilim yani. Çok da çirkin değilmiş. Turabi'yle canlı yayın istiyorlar. Turabi İstanbul'da olduğu zaman olur. Yan yana oldukları zaman niye olmasın? Tabii yani bir sıkıntı yok Turabi'yle benim. Bir sıkıntım yok. Sıkıntıyı orada hallettik. Adem'in kolu yoruluyor arkadaşlar. Onun o kolları yorulmasın. Benim kolum yorulmasın. Yeterince yoruldu. Sema zaten beni yeterince...